Dünyadaki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli, başarısız adamlardan bol şey yoktur. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar Antalya'da bir hava var ya, gerçekten muazzam. Yazı getirdik. Suat abim bizlerle, bak, şortunu mortunu çekmiş. Suat abi, yaz geldi diyebilir miyiz artık Antalya'ya? %80 geldi değil mi? Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Şurada bir tane ihtiyar bir adam var. Saçı sakalı beyazlamış. Aksakallı Gökhan dede. Benim yaşım daha 30. Saçı sakalı beyazlamış. Aksakallı dede kuş attı havaya arkadaşlar. Veysel'le de bugün dedeyi çıldırtma challenge yapıyoruz. Kuş geliyor, sefere geliyor. Aynen böyle bak. Geldi gidiyor. Gidiyor. Şu an 25 metre falan çıktı. İşte ona Veysel diyor ki, ha diyor, 5 metre gitti falan. Gökhan abi kızdırıyor. Onu kuşlarından soğutuyor. Evet. Bugün... Vay lan, bu rüzgarda oynuyor, gel. Ben ne diyorum sana, yarını kaldırayım, sen de kaldır. Ayrıca da mekanıma geri dönüyor. Evet. Mekanıma geri dönüyor. Ne demişler? Ha? Kral öldü mü? Öyle bir laf vardı. Söyle bakayım onu Veysel. Demişler ki kral öldü. Söyleyin onlara, geri döndü mü? Öyle bir şeydi herhalde. Sözü bilenler aşağıya yazsın. Her gün rüzgar mı olur bir yerde ya? Evet. Şimdi arkadaşlar oraya bir tane kümes götürdü Gökhan abi. Tamam mı? Şeye. Bahçenin oraya. Onu o şeyi söyleme Veysel. O sürpriz bir video olacak kardeşim. Ondan hiç bahsetmeyelim. Gökhan abi niye deli gibi tef çalıyorsun abi? Arkadaşlar bunun vallahi billahi dediğine inanmayın. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Elhamdülillah Müslümanım. O yüzden hiç. Hadi lan oğlum, seni kutsayacağım lan. Kutsayacağım diye. Sen bence kuşları kutsa Gökhan abi. Kutsamak istemiyorum. Gel, senin bir günahlarını alalım. Bak sen şuraya geçiyorsun, ben arkada rahim. Sen ne yapacaksın bana orada? He, sen bana günahlarını söyleyeceksin, ben de seni affedeceğim. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Neyse, bu konularla ilgili şey yapmayalım. Şimdi millet biliyorsun, hemen şeyci... Oğlum şey çalıyor, hadi lan. Namaz oğlum. Kral ne uçuyor? Duman. Hangi duman, adı Messi. Ne? Messi. Bu kuşa Messi adını nereden koydun yani? Bu cesaret, bu özgüven nereden geliyor? Futbolcu Messi, kısa böyle, kıvrak, evet. Golcü. Evet. Bu da devamlı burada uçuyor. Evet. Çok sefer yapıyor, çok takla atıyor ama kısa oynuyor. Ulan senin Messi'nin varsa dur sen, ben Alex'i geriye Fenerbahçe'ye getireyim de aklıma. Ronaldo uzun gidiyor. Evet. Az takla atıyor, çok uçuyor. Yani o yüzden mi bunlara bu isimleri koydun? Aynen. Ronaldo, senin, Messi. Sen biliyorsun bende bir tane yaramız var. Evet. Eli kulağında. Onu dün değil evvel su gün bozla attım, bulut ettim. Nefes açtım. Evet. Onu kaldırmıyorum çünkü gideceğim. Şimdi buradan niye gidiyoruz? Buradan nereye gidiyoruz? Buradan, onun Ronaldo, Messi burada varsa bende de Alex çıkıyor birader piyasada. Evet. Onu mu? Yani benim sarı dumanı gördüm. Evet. Ondan hariç bir tane de aynalı çıkardım şu an. Rüzgarı bitti. Abi kuş dediğin böyle bahane şey yapma. Sen şu an tam bir kuşçusun. Ya işte rüzgar bitti, osu bitti. Bahaneler bırak. Rüzgar var. Rüzgarda sen bir kuşu nasıl? Şöyle göstereyim size rüzgarı. Yağmurda da oynuyor, çamurda da oynuyor, karda da oynuyor. Ya oğlum oynuyor. Bu da oynuyor zaten ama nizam oynamaz ki hayvan. Biz yağmurda da burada kuş oynattık da Veysel, yağmurla rüzgar birleşince kuşu hasta ediyor. Abi çok rüzgar var. Mutlu. Ben evet. O yüzden gideceğim buraya. Ben kaçıyorum. Nereye? Abi bir ekmek bana aydın ya. Valla. Yemekten valla tavuktan kalmayacak. Düşünsün gideriz. Ha. Yani. Şimdi sevgili dostlarım, buradan Gökhan abi kümesi götürüyor. Ben şimdi götürmeyeceğim çünkü çok fazla kuş uçurmuyorum. Bak şimdi bak. Bak abi bak. Şu havada. Onu göstermene gerek yok. Şu saç tellerini çek yeter. Abi çok rüzgar var. Görüyor musun? Bu rüzgarda. Bak biz buradayız bir de yani. Evet. Bu hayvan daha yüksekte uçuyor. Evet. Bu havada kuş uçar, uçmaz diye bir şey oynar. Yemeğimizde. Ama istediğin gibi oynamaz. İstediğini yapmaz. Tabii. O yüzden ne yapıyoruz? Buradan stroke gidiyoruz. Buradan gidiyoruz yani diyorsun. Evet, hedef evet, lan bu hedefi de ne uğraşmıştık ya. Bülent bir yandan salıyor. Mehmet bir yandan, Ufuk bir yandan teke kuş atıyor. Bir saat, bir buçuk saat kuş gelmiyor. Benim kümesi nereye sığdıracağız? Ne?
Senin kümesi de şu baş taraf var ya, en baş. Evet. Orasını doldurabilsek oraya alabiliriz. Moloz döktürelim oraya olmazsa. Aa, çok para ya. Şey yapmayacağız. Ben şimdi... Bu evlerden, inşaatlardan moloz çıkıyor. Millet dökecek yer arıyor. Bunları konuşalım, orayı doldurturalım. Abi yok. Benim ön tarafım, benim tam evin önü. Evet. Belediyenin yolu. Evet. Anladın mı? Onu ben projeden bakayım. Tam oraya koyalım. Olur. Kimse bize bir şey diyemez. Olur. Oraya koyalım ya valla. Burada fantomcu zaten 24 saat uçuruyor. Abi yok, ben burada kuş mu? Abi ya hiç durmuyor arkadaş ya. Ya günde bir tane kuş mu uçar? Benim 5 tane kuş var, teke aldığım yok, uçuramıyorum. Aynen öyle, doğru söylüyorsun abi. Ondan sonra da eli bebesi gelir der ki senin kuş yüksekten alıyor. Yok şöyle yapıyor, bundan ne oluyor? Sana mı diyorsun sen, onun aslan parçası? Ya sıçkıyı bok, denize varmamış. Artist. Ulan senin Ronaldo'nu da Messi'ni de paçalra edeceğim. Abi yarın. Evet. Yarın rüzgar sağlı uçurum. Ben her teklif açıyorum. Ya bir haftadır diyor gel kuş uçuracağım. Ne geliyorum abi ya? Nereden? Ya ben kuş seni mi bekleyeceğim? Adama diyorum ki bak yarın gel. Hep o yarın. Sabahları rüzgar olmuyor burada, tamam mı? Gel diyorum uçurayım. Adam beni tam bu saatte arıyor. Tam öğlenin rüzgar olacak. Ya sonra ben sabah kendi kuşumu uçuracağım. Ben seni mi bekleyeceğim? Senin mesleğimi mi bekleyeceğim? Zaten Epi Top'un bir tane kuş uçuruyorum günde ya. Evet. Uçuramadın daha gitti. Yeni kümesin startını, kapısını yaptın, güzel sağlamlaştırdın, havalandırma yapın, alarmını falan taktın. Alarm takmam, takacağım. Ha, takıyorsun yani. Bana kümes yapıyor arkadaşlar. Abi şimdi evet, her şeyini hazırlayacağım, öyle götüreceğim, koyacağım. Açılış ne zaman? Starting. Herhalde bir hafta değil mi? Şeyin altından arkadaşlar, yukarıda yavruları yetiştirdim biliyorsunuz. Bozun bir tanesi 14 kuyruk. 10 fake şekerlerin yavrusundan bir boz ayırdım sana. 14 kuyruk. Hangi şeker? 10 fake. Bizim şekerlerin altından. Dakikalıyla seninki mi? Evet. Bir takımını 3 tane boz attı. Bir takım Fransa'ya gidiyor. 3 tane boz aldı. 3 tane boz. Bir takımını Fransa'ya gönderiyorum. Bir tane 14 kuyruk. 10 fake. Gökhan abi gökkuşu bir gör. Kuyruklar böyle ya. 14 kuyruk diyorum. İki şekerin altından düşme. Bizim Sivas 14 kuyruk diyor baba. Onu getiriyorum açılış şeyi olarak. Erkektir o. Erkek getiriyorum sen. Ben diş şekeriye bindireyim sen. Yani uçur. Daha uçurmadım, bindirmez peşim. Hayır, oynarsın. İki oynayacak. Oynar. Ya şunu diyorum bak. Altından şekeri geliyor. 5'ten aşağı git, yani gideceğini sanmıyorum. En az 5 koyar gider. Çünkü ay maşallah. Şey de gidiyordu. Benim şekeri 5, 6. 4, 5, 6 iyi gidiyordu. Dişi de hep 5-5 vuruyordu yani. İkisinin de kanatlı çok güzel. Tutarsa muazzam bir şey çıkar. Benim de iki tane takkalıları yumurtladı. İkisi de şansıma şekeri. Evet. Şimdi düz şekeri vardı ya uçurduğum. Evet. O da iki tane yumurtasını sürdüm. Evet. Bugün yarın onlar da çıkar. Onları merak ediyorum. Allah'ın izniyle. Onlar da şekeriyse bu sene şekeriye bayağı bir yoğunluk. Sen bozun çok iyisi olsun diyordun, hani güzel böyle tipi abi, yakışıklı. Ben yapmış boz olacak. Boz çıktı. 14 kuyruk çıkması çok güzel. 10 fake olması daha da bir ayrı güzel. Çok kalem gibi bir erkek ayırdım Gökhan abiye. Bu sene şov şeyi yapacak inşallah. Yani yeme düşeli 15 gün oluyor. Öyle mi? O zaman. Evet. Yeni yerde uçurur mu? Tabii. Yemek şöyle 15 gün oluyor. Onu yeni yerde uçurursun. Beyaz çıkmıştı, öldü arkadaşlar. Sürmeliyle benim şekerinin altından. Sürmeliyle. Onu yaşatamadık. Çok. Sürmeliyle beyazlık var, ondan olabilir. Ha, kafası çilli ya beyaz. Ya yani... beyaz çok güzel abi. O kuşun altında beyaz. O kuşu bir uçuramadık, nasip olmadı. Bu uçursaydık da. Evet. Çok güzeldi o kuş. Allah'tan ablasını uçurdum da. Ablası da gayet güzeldi yani. Benim çok hoşuma gidiyordu. Kardeşi daha büyüyor. Bunlar düz ama tepe yok. Vallahi. Perçem vardır ama ya. Ne? Perçem var. Perçem hiçbir şey yok. İnşallah kalem gibi çıkarlar şöyle abi. Demek ki takkalıyı biz biraz bir şansa buldum ben, takkalı şekeri. Evet. Biraz şans olmuş yani. Bende de daha atmadı. Şimdi sende bir tane attı, öldü o yumruk kadar. Şimdi bu olabilir. Ya, onlara ben bir tane baktırıyorum. Dinlensinler biraz. Bu bir yeme düşsün. Sonra bir boşluk vereceğim. Bir dahakini süreceğim. Vallahi ben yağlı mirolara, vanta bilekler, tepeli yağlılar, zamanında 20 bin, 10 bin verdiğim kuşlar şu anda şekerlere şey yapıyor. Bakıcı annelik babalık yapıyor abi. Kendim de bakıyorum elle, mamasıyla falan. Sen bunu içeri alırsın, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Evet. İki banaydın ekmek. Vallahi hiç banmadın ha. Ha? Ya aslında bu mutlu. Gökhan abim de bu ara...
Bu hakikaten kısa gidiyor abi herhalde. Kısa mı gidiyor? Yo, aslında mesafe uzun. Tamam, mesafe uzun da takla arasını açmıyor yani, değil mi? Kuş yerden evet kalkıyor ya, ona göre yok, yukarıda gidiyor. Taklası bu, mesafe kısa bu. Aynen. Ama Ronaldo da uzatarak çok gidiyor. Gidiyor, çok evet gidiyor. Rahat bir 20 metre. O yüzden meclisi dedim. Tamam. Ben mevzuyu şimdi çözdüm. Hayvan arayı açmıyor. Sürekli takla atıyor. Ha, bu aynı şey gibi. Şu perdeli musullar var. Evet evet gibi. Geldim 7-8 tane atıp gidiyor. Ama daha şey bu. Daha keleşme. Biraz tabii daha canım keleşme. Daha toy. Bir otursun hayvan. Ama şu an için uçumu, sefer aralığı yani sıklığı, evet, takla sayısı falan çok güzel. Jane durumu ne abi? Cano'nun durumu nasıl oldu? Cano iyi, canavar gibi. Bilmiyorum, toparlamaya canım başladı mı? Toparladı canım. İyi iyi, valla korktum ölecek diye ya. Çocuğun parasını geriye verdim. Arkadaşlar, Gökhan abi yeni kümesi. O işi ayıracağım ama. O işi bana bir ara tek versene. Eşi tek ver. Onu var ya, o kadar kaliteli bir kuş ki erkeğe, bilmiyorum sen farkında mısın bilmiyorum abi, o kuşun babası çalınmasaydı ben ömürlük damızlık yapacağım bir kuştu. O bu kuşun babasını çaldılar. Bu Ankara Çinçin'den gelip kümesi patlatmışlardı ya. O kuşun babası ya, hayvan altı telek makaslı çatıya sefer yapıyor. Öyle kaliteli kalender bir kuştu. Hem de uçuyordu da sefer de yapıyordu. Bayağı evet, sefer yapıyordu. Aa, çok kalender bir kuştu. Yüksek değil ama. Onu takkalı dişi çekeriye bir patlatacağız abi. Olmaz ya. Çok acayip bir renk çıkar. Çıksın, önemli değil abi. Rengi ne yapacağız? Şeyi de senin mesela o bir tane kara kuru kuş var ya, onun da rengi çok acayip ama çok güzel. Hangisi? O yerde geziyor bir tane. Çok koyu bir rengi var. Gök. Evet. Onu vereceğim. Şimdi şekeriyi boskilliye vurduğun zaman zaten gök koyu benekli bir şey gelecek abi. Büyük ihtimal. Şeyi çok güzel. O parlak mı kalktı? Arkadaşlar, Gökhan abi yeni kümesi koyuyor ya. Ne zaman açılışını yaparız abi? Bismillah videosu ne zaman gelir? Bir hafta sürer mi? Abi onun için bir havalandırma yapacağım. Tamam. Bir saatlik işin. Alarmını kuracağım. Abi bir saat değil işte, işim ama çıkıyor. Görelim. Evet. Ona göre bozun geliş videosunu falan çekerim. Birazdan çay içeceğim. Orayı temizleyeceğim bir de. Otlar çöpler var ya. Evet. Ya şu kadarcık bir alanı temizleyeceğim, yeter bana. Maksat hedef o tarafı. Aynen öyle. Arkadaşlar, neyse, buradan güzel şey yapar. Tamam. Kuşu şey yaparız biz. Tamam. Öbür tarafa alacağız, tamam mı? Yap öyle. Canınız çekmesin arkadaşlar. Gökhan abiyle Suat abiyle yemiyorlar. Yakında sahalardayız Veysel. Ya hadi işin olur. Yakında sahalardayız. Ya bana Messi ile Ronaldo ile artistik yapıyor. Aa, şeyi de yapacağım. Oraya giren kuşlar da orada uçuracak. Benim çatıda hep rüzgar var. Ne olacak? Ne? Benim çatıda. O zaman gelip alırma. Ya bu çocuk bir tane beyaz oynattı ya. Yürek yedi herhalde ya. Oğlum sen niye böyle oldun lan Veysel? Önceden böyle atarlı değildin sen. Cesaret ya baktım bir, Gökhan abi de iş yok, bitti. Şuna bak. Kafada saç kalmamış. Bülent gibi bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Ondan sonra aman aman kapat. Aman aman yayınlama falan. Bak geçen gün sana ne dedim? Bak geçen gün dur. Mutlu sen de vardın değil mi? Evet. Sana dedim bir kuş vereyim beni rezil et dedim. Ben de sana ne dedim? Dedim ki 10 tane yavru. Dimes'i kenara alsana bu ya. Yandı vallahi. Ben bunlar hangisini uçuracağım? Rüzgar bitmiyor oğlum, baksana harbiden bitmiyor. Rüzgar diyorum. Aşkım masaya götüreceksin. Ha? Abicim, güzel kardeşim. Ne kadarlık kuş? Yeme düştü, uçuma çıkacak. Tamam getir. Bak beni rezil et. Ben niye rezil edeyim seni? Çek bu Veysel'in kuşu de. Tamam abi, koy, tak ayarı markayı. Tamam. Mutlu'nun bir kuşunu uçuracağım. Ortak. Abi kimsenin kuşunu almak yok. Ben, sen, Mutlu bitti. Tamam almayacağım. Dördüncü şey yapsa gerek yok zaten. Seninle bir kuşunu uçuracağım, ben de kendi kuşlarımı uçuracağım. Aynen. Tamam. Ortak spesiyel. İşte kovalayacağız orada. Orası daha iyi. Şu ya, bir tane giden boz var diyor oraya. Zaten benim şu ana kadar sana verdiğim Dalton kuşlar hiçbiri oynamamazlık etmedik ki, bir beyazın kırığı vardı. O biraz sıkıntılı çıktı. Abi beyazı ben yine üstüne düşerdim. Bülent'e gitti diye, verdim gitti diye. Gider o. Önceden mesela bu oynattığım bozun sende üst kardeşi vardı, Gök. Ben şey hatırlıyorum değil mi? Öldü diyor. Yani ama arkadaşlar, Gökhan abiyi 3 evetle uğurluyoruz. Gökhan abi. Gelmiyoruz, ben gidiyorum aynı. Ya git milleti dinler, imandan çıkar da kötü yola düşürme milleti. Tamam hadi. Arkadaşlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.